Yeah, that's it. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Vloglarda özlenen sahne, asansör sahnesi bu şekilde. Üstüm başım biraz Jordan oldu. Gerçi tişörtüm Jordan değil ama bu küçük adamla birlikte şu anda çıkıyoruz. Küçük adamı da anneannesine bırakacağım. Sonra ise AVM'ye geçeceğiz. Videonun başlığı da muhtemelen bu olacak. Sebo burada. Evet, anneanneye bırakacağım seni. Sebo burada. Sebo Göndür, hatırlarsınız daha önce bir koleksiyon videosu yapmıştık, birebir yapmıştık, Tokat Show yapmıştı bile o kendi kanalında. Şimdi ise bir AVM'ye gireceğiz. Ha, senin de mi komiğine gitti? Minik adamım. Sonra da o bir ayakkabı alacakmış. Güzel bir vlog olacak. Hadi bakalım. Hadi oğlum, gel. Arkadaşlar, Sebo içerideymiş. Şimdi ben de 2 dakikaya geçiyorum. Kyrie Flight Trap 4 alasım var dedi. Bakalım farklı tercihlere de birlikte karar veririz. Ben şu an bir şey alacak gücüm yok çünkü Kyrie Low 4 aldım ve Freak 3 aldım bu ay. Low 4 de yakında geliyor. Kutu açımını yaparız. Şunu alasım var ha. Ne kadar? 1050 lira. Ne kadar? 1050. Fena değil. Artık ayakkabı yok zaten. 1050 liradan aşağı ayakkabı yok. Yok abi yok. Saçma sapan bir hal aldı. Benim yaptığım iş çok saçma olmaya başladı yani. Sürekli almam gerekiyor. Sen bir de şeye almıyorsun. O retail'li şey ayakkabılardan aldım. Oo. Bu arada arkadaşlar Sebo'yu karşılaştık. Gençler, hazır mısınız? Siyah tişörtüyle yakıyor. Tabii, direkt yani. Maçtan çıkmış arkadaşlar. Abi, şu an söylüyorum. Uzak durun. Evet, bu ayakkabı profesyonel bir basketbolcu olarak, yani ben kendi özelimi söyleyeceğim. Hayatımda bu kadar çabuk bozulan, çabuk patlayan bir ayakkabı ben görmedim. Bir de Zion Williamson'ın yani o canavarın ayakkabısı saçmalık değil mi? İki tane vardı bende. Bir tanesini içten patladı. Bir tanesini şimdi giydiğim maçlarda bak buradan bunlar çıkıyor. He, şu taraflardan patlattı. Direkt çıkıyor bunlar böyle tamamıyla Allah böyle çıkıyorlar abi. Çok rahat ama dediğim gibi hayatımda... Belki sen her maç bir tane giymen lazım abi, yeni. 5 tane falan alman lazım. Doğru. Tanesi 1250 lira abi. Profesyonel basketbolcu bile böyle diyorsa biz ne yapalım abi? Yani alayım, çok güzel gözüküyor. Bak ben çok beğeniyorum. Hatta şu ben şu rengi de güzelmiş bu arada. Bu rengi alırım diyordum. Yok, red rengini. Bu ikisini alırım diyordum şimdi ama abi kalitesi sana göre değil. Yani yok. Olmuyor. Kötü olmuş abi. Olmuyor. O yüzden yeni bir tane bulmam lazım. Bakalım tercihlerimiz neler? Ben şunu çok beğendim şu anda. 1650 TL ya. Onu da çok alasın var biliyor musun? Ya, yani hedeflerimden biri o Tune Squad. Hatta bak ona deneyebilirsin aslında. Sana da gidebilir bu ayakkabı. 1650 TL nedir abi? Abi 1969 TL 2000. Hani bu Jordan. Ha. Cidden çok iyi. Şunu çok beğendim bu arada. Denesem mi bilmiyorum. Çok iyi. Dene, dene ya. Bir bak bence şey yapabilirsin. Şu why not'lar ne diyorsun ayağımdakiler? Ya güzel güzel, çok bileksiz abi. Bu var ya, cidden bileği iyi tutuyor bak, farklı gelebilir.
Şu an Kyrie deneyeceğiz arkadaşlar. Rengi de güzel. Kyrie giydi. Aslında senin bu hakikaten sağlam tutabilecek ayakkabılar bunlar ya. Adama ayakkabı dayandıramıyoruz. Abi çok vallahi paramparça ediyor ya. Bak yemin ederim çok ayakkabı parçaladım. Ben bugüne kadar bak abartısız 300'den fazla basket ayakkabısı giymişim. Çok doğrudur. Rahat, çok rahat yani. Senin kanal açman lazımdı. Yani parça bütün ayakkabıları parçalar. 300'den fazla ayakkabı çektim ama ben bu kadar hızlı bozulan ayakkabı görmedim. Doğrudur yani. Abi. Doğrudur. 10 kere giydim. Sadece 10 maçta, 10 maç bile değil. 3 idman, 7 maçta falan giydim yani. 2 ayakkabı parçaladın ha? Evet. Çok fena ya. Bir de abi senin uyguladığın güç kuvvet tabii çok ayrı. Bir anda durup hızlanman, bir anda şey yapman. Yani. Bak işte şu bence sana çok uyabilirdi aslında şunlar ama ben sen de bunları beğenmiyorsun. Denedim onları da yok ya. Senlik değil ha? Flytrap alayım dedim. Flytrap sana attığım renkli. Gördün işte o Flytrap. Benim gözüm bunlarda ya. Çok güzel de. Yukarıdaki rengi de çok güzel. O direkt sunu sık açayım ya. Filmden. Ben izlemedim. Ben de izlemedim. Yani çıksın izleriz ya, sinemaya gitmeye gerek yok yani onun için. Çok kötü diyorlar. Zamanımızdakiyle tabii aynı olamaz. Şimdi beklentimiz çok yüksek bizim. Ya sen bir de sevdim ben. Ya söyleyeyim mi? Senin yakışır sana. Şu anki şeyle çok gitti. Aynen. Bunlar güzel ya. Love 4 söyledim şu an kargoda. Daha gelmedi elime de. Buraya da gelmem lazım bir dahaki ay. Güzel bir alışveriş yapmam lazım. İyi lan. Bence. Hatta iki tane al böyle giy. Sağ ol. Bir tanesini sen mi aldın? Keşke kanka. Ya alayım mı? Aslında alabilirim de yalan söylemeyeyim yani. Yakışır böyle NBA'deki adamlar böyle giyiyor ya çoğu zaman. Yani. Güzel oldu. Rahat gibi. Rahat. Seni tutar yani sağlam da olur tahminim. Yani sana gidecek bir ayakkabı olur. Hangi? Nasıl dar gelmedin biraz? Tam mı geldi? Tam sıkıyor yani böyle şey. Birkaç maç içinde açılır muhtemelen. Sardı yani ayağımı. Güzel hissediyorum yani şu an. Ya tabii ki şeyler kadar, zayanlar kadar tabanı rahat değil. Değil, değil. Yok. O tamam giydim böyle bir yastık bu yani. O yürüyüş ayakkabısı. Bunun yanında aynen öyle. Dedim. Ama... Kedileri de düşünebilirsin, onları düşünmedim. Ben aldım bunlar, çok beğendim bana, abi, çok bana, rahat. Zayan rahatlığı var biliyor musun? Bana çok şey geliyor ya böyle. Bolt gibi. Ayağında da mı öyle hissettirdi? Evet, bot gibi geliyor. Ayağında öyle hissettirdiyse... Ya ben aslında şunları çok beğeniyorum görsel olarak. Ama ben... fiyatı da iyiymiş ha. Bir haltaya... Yani ben performans olarak beğenmemiştim ama belki sana iyi gidebilir. Evet, ama işte bana çok kısa geliyor bu. Yine dediğim gibi ama 800-890 lira alır. İyi artık hoşuna gidiyor değil mi bu fiyatlar? Evet arkadaşlar, Sebo karar verdi. Evet. Pembeyi alacağız değil mi? Bu. Dedik ki Kyrie'den başkası seni tutamaz dedik. Abi Kyrie gibi oyuncuyuz, yapacak bir şey. Aynen öyle. Yakışır da güzel oldu. Arkasında ne yazıyor? One world people. One world, one people. Tamam işte. Böyle şey, insanlık adına... Mesajı da mesajı. Aynen. Aynen, güzel oldu. Neler neler, bak içinde bir şeyler yazıyor. Articulated zoom composite textile compilation şey işte özelliklerini yazmış. Evet. Zoom ünitesi, işte dış tabanı falan. Ben daha önce görmemiştim. Çok güzel bir renkmiş bu arada. Evet, ben beğendim. Tam diğeri de çok hoş bence. Bak onu da böyle göstereyim. Burada var o. Tamam, orada var. Bu da güzel de. Aynen. Ama bunun bu bir tık daha rahat geldi bana, anlamadım. Allah Allah. Renk farkında ara ara oluyor arkadaşlar. Ama bu kadar büyük fark hissetmeni şaşırdım. Bunun şeyi çok güzelmiş ya, şuraları falan var ya. Evet, o da güzel. Nike işareti. Ya bir de şimdi bizde şey var. Çok çabuk sürtünmeden dolayı
Buralar falan böyle gidebiliyor. Özellikle buralar. Bunun daha böyle zararsız, ha, güzel farklıymış. Ona bakayım. Sanki bu daha sağlammış. Özellikle bak şu plastik. Evet, bak bunu oynatıyorsun mesela. İşte bak. Çok ilginç. Küçük küçük farklılıklar oluyor ve etkiliyor. Aynen, ciddi etkiliyor yani. Hele ki senin gibi profesyonel yapan da, değil mi? Abi yani dediğim gibi ben zaten onları giydim. Bana inanılmaz rahat gelmişti. Sonra bak bir tanesini abartısız bir ay içinde hayatımda ilk defa iç şurayı bak şurada ayakkabının içinde patladı resmen, he? Top oluştu. İki tarafta da bildiğin top var. Çok ilginç ya. Onu basıyorum lan, ayağımın içinde top mu var? Ayakkabımı çıkarttığım bir şey yok. Çok bir ilginç. Bir dokundum, aa dedim patlamış, içi patlamış, zoom patlamış yani. İşte çok büyük zoom olunca öyle sıkıntı oluyor. Ya ne yapmış olabilirim ki yani? Adam öyle bir basket oynuyor ki. Trick shot dedim bir tane, ondan sonra. Muhtemelen, nazar göze geldin. Gerçekten öyle patlamış. Göze geldin. Bu arada arkadaşlar yine Ankamol efsaneymiş. Çok hoşuma gitti. Bir dahaki ay büyük bir alışveriş yapmak istiyorum. Aslında Jordan 36'yı bekliyorum. Biraz o yüzden bekledim ama her şey çok güzel ya. Yani bu mağazayı çok seviyorum. Ankara'ya gelmeye imkanınız varsa Ankamol'e mutlaka ve mutlaka uğrayın. Ben de çok sevdim burası. Bayağı güzel. Büyük yani. Biraz gezelim istiyorsan gezelim tamamını. Ben şimdi biliyorsun böyle ayakkabı almayı seviyorum. Aynen. Normalde İstanbul'da şöyle bir sıkıntı oluyor. Herkes o kadar hakim ki her şeye. Her şey çok hızlı tükeniyor. Hemen burada biraz daha rahat buluyorsun. Burada bir tık daha iyi değil mi? Daha benim işime geliyor. Benim mesela almak istediğim hedeflerinden bir tanesi bu. Çok güzel bir koşu ayakkabısı. Aynen, indirime girdiği için zaten hedeflerimden biri. Aynen. Mesela o şunlar aşırı rahat. Şunlar yani aşırı rahat istiyorsan maçlardan sonra giyeceğin. Bunlar inanılmaz. Bu da hoşmuş. Bir de ne kadarmış, fiyatına bakayım. 1200 lira. Abi, güzel. Güzel cidden. 1200 liradan aşağı ayakkabı yok. Yok, yok abi, yok maalesef. Yok ya. Yok. Aynen. Ben bir tane şey şunlar aldım geçen gün. Geçen gün bunu aldım. Ama bunun içinin beyaz olanını aldım. Ne kadar aldın? 1500 TL. Ne? Ama bunun bir de şeyi var. Bir tane paket veriyorlar. Bunun mesela kuruluşları falan. Farklı yapıyorsun. Gore-Tex'i var. Ben Instagram sayfasında böyle paylaşmıştım. Millet bayağı beğenmişti. Şunları beğeniyorum ben bir de. Abi ben rahatlık adamıyım ya. Evet. Ben de. Yani sen şekil adamısın. Şundan almak istiyorum. Aslında güzel olur. 44'ü varsa 44'ü de alabilirim aslında. Ya da sorayım. Yakışır da. Bunun 44'ü var mı? Evet, Bağcık da hediye ettiler arkadaşlar. Kayrı alanı herkese var mı yoksa? Yok, kısmetli miyiz? Şöyle söyleyeyim. Ayakkabı alan herkese hediye ediyoruz. Sıkıntımız yok. Çok güzel. Ücretsiz. Ankamol mağazaya özel mi? Evet. Evet. Gelmeniz için bir sebep daha. Vallahi şaşırdım şu an. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cepa'ya geldik arkadaşlar. Sebo'yla Sneaks Up Nike karşılıklı. Nike'a bakalım. Biraz yine kalabalık bir gündeyiz. Neler var? Ankamol'den farklı olacağını düşünmüyorum ama yine biraz daha gezebiliriz. Burası olabilir, olabilir. Burası biraz daha dar çünkü. Küçük. Evet, şunları da beğeniyorum. Evet, evet. Çöp ayakkabılar bunlar. Aynen. Aa, bak şeyden yok mesela. Benim sevimde. Dunk Low'lardan yok. Hiç değil mi? Aynen. Belki şey basket şeyler köşesindedir. Şurada. Şunlar değil. Bu renk de çok kötü. Senin aradığın şey buydu. Bunun başka bir rengini arıyorum ben. Kanka ben şuna bayıldım ama. Bu nedir aa, böyle ya? Ayakkabılardan da var. Bak ben bunlardan aldım geçen. Evet, bunlar da oldu. Güzel. Aa, fena değilmiş ya. Ben bence severim. Dunk'lara göre bunlar daha güzel ya. Ben bunları severim ha. Alsam Jordan 1. Bakabilirsin. Yalnız ben de buna bayıldım. Güzel. Ne kadar fiyatı? 2000 lira. Bunlar hep 2000. Artı 2'ye çıktılar değil mi? Bak ben o yüzden söylüyorum. Bunlar bir tık daha iyi. 1159 lira. Evet, modeller de burada. 43 numarası var. Ben de artıysa bu da var zaten. Sen bayağı bir koleksiyonu yaptın yani. 500 lira ama çok şey ince gibi duruyor biraz. Bunlar zaten şu an şey spring. Ha, bak şu çok güzel. Ha, spring değil. Pol şey işte sonbahar. 1100 lira abi ya, ne oluyor abi, ya. Bunlar hep böyle. Ben geçen senelerde çok... Yok, bu sene ben pek bir şey alamayacağım galiba zaten ya. Zaten yani yok. Bunu da alabilirsin orada. Ama şurada çok güzelmiş.
Abi. Kız arkadaşına iyi gidermiş. Bu ara... Yoksa tabii, ben eşime mi diyorsun? Ya, tabii ki. Neden olmasın? Bu ara kadınlarda inanılmaz güzel ayakkabılar geliyor. Çok dikkatimi çekiyor. Evet. Fiyatı ne kadarmış? 1900 lira. 2000 lira. Hayır, hepsi buna aynı. Buna değer abi. Hepsi lira. Aynı. Kaç kuruş? Çeviremedim. Yani ama bu cırt cırt dolayı bir değişik bir şey ya. Ya ben ne yaptım biliyor musun? Bunun mesela çıkarttım cırt cırtlarını. Bunun turuncusunu ters buruş olarak koydum. Travis Scott ayağı yaptım. Öyle şeyler yapabiliyorsun. Tabii, doğru. Bir de bunun böylesi var. Aynen. Aslında ikisini alacaksın öyle şey yapacaksın. Değil mi? Farklı farklı sürekli. Bu ara bu Ruffle One'lar inanılmaz derecede. Bunun bir de Sakai versiyonu var. Sakai collaboration'ı var. Hmm. O çok güzel ama çok pahalı. Güzelmiş hacı. Hatta sen buradayken bunun incelemesini yapsak birlikte süper olur. Valla olur. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence güzel oldu. Bence de olmuş olmuş. Ben direğini ama nedense almıyorum yani. Tamam. Bunu alacağım ama başka bir şey alayım. Evet, ben doğru. Bunu alacağım 43 numarasını. Tamam. Hep daha iyisi oluyor değil mi? Şu RJ'in... Şu bunların şeyleri çıktı. Özel... Bu arada sen kesinlikle İstanbul'a gelip İstinye Park'taki süper şeye gitmen lazım, süper step'e. İnanılmaz güzel oldu. İçinde dövme stüdyosu var. Oo. Ayakkabı boyama stüdyosu var. O kadar ha? Şey boyuyorlar. Skateboard boyama stüdyosu var. Basketbol potası var. İnanılmaz bir yer. Bayağı farklı bir yere çevirdiler ha. Çok güzel yani. Leşler güzel. Bu arada Converse yine atımlarda bulundu. Abi şu leşliğe bakar mısın yani, ya? Yani. Çok leş 1800 ya. 1800 demiş abi. Merhabalar. İzlediğe ilgileniyor bir arkadaş bize. Kıyafet olayını çok seviyorum. Evet. Çok güzel şeyler çok var. Çok güzel ama işte. Voltor. O kadar da pahalı. Şunlar bunlar. Sneaks Up bence son 5-6 senenin en zaten eskiyi. Çok eski değil bildiğim kadarıyla. Bu yok 5-6... yeni ya. Daha çok eski değil. 5 sene falan olmamıştır. Olmamıştır aynen. İlk Taksim'de vardı. Şu yukarıdaki 23. Buradaki forma olayları falan da çok, bir sürü farklı formalar. Şu mesela karşıdaki Jordan şeyleri. Çok güzel. Şu ayakkabı ne diyorsun? Allah aşkına hayatımda gördüm en çirkin ayakkabı. Aldım abi, benim hoşuma da gitti, şunu aldım. Yalnız sana belki bunlar lazım, taş. Yani şey yapamazsın bu ayakkabıyı. Harcamalar bitmiyor. Sebo kardeş. Sebo kardeş mi? Manitacılık. Uğurluyoruz. Manitacılık yapıyorum şu an, bir saniye. Arkadaşlar resmen yetmedi vakit. Bir kaç saat geçirdik ama? 2-3 saat geçirdik yaklaşık var. Değil mi? Güzel, keşke keyifli oldu. Sohbet, ya. Muhabbet. İnşallah ben hani bir gün eve de çağıracağım Sebo'nun burada olduğu bir gün. Gelecek zaten Ankara'ya sık. Bizim Ankara'da 3 tane maçımız var bu sene. 3 maçtan bir tanesini mutlaka yine tekrardan Hüsam ile. Zaten maçların hepsine gelebilirse gelecek de İnşallah, mutlaka yani. Ondan sonra ekstra böyle bir içerikte çıkartırız evet. Diyorum. Her yani. Defasında 2 ayakkabı alır mısın? Abi ya para var, huzur var diyeceğim ama yani para da çok yok, yapacak bir şey yok. Ayakkabılar çok pahalanmış. Arkadaşlar ne bugün aldık? Kayrıcıyız. Kayrı 7 tane, aldık. Şöyle gösterelim. Bir tane ayağım da küçüktür. O netlemedi. Netliyorum ben, netledi. Bir tane pembe Kayrı 7 aldık. Zaten evet. Ben Instagram'dan paylaşırım. O da story'de atarız. Kesinlikle bu arada Sebo'nun hem YouTube kanalını hem de Instagram'ını takip edin arkadaşlar. Evet. Aşağıya koyuyorum ben link olarak. Twitch'te daha fazla aktifiz son zamanlarda. Twitch'e de mutlaka beklerim. Yarışmalar, ödüller, her şey oluyor. Oh, mükemmel. Mesela şimdi bu Zion'ların bir tanesini vereceğim gibi duruyor. Sen o Zion'ları aslında bana versen, kullanmayacaksan. Ya yani patlayanı ver, keseyim onu ben mesela. Tamam, keserek incelemiştim mi ya? Oo, tamam süper. Tamam, atacağını bana ver yani. Bir tane de işte Flytrap aldık. 4. Bu da zaten bende vardı pembesi hatta. Bu rengi çok güzel ama bu arkadaşlar. Rengi çok, evet. Benim ben... hoşuma gitti. Mağazada da gördünüz yani, zaten. Şöyle. Sebo'nun ayağına da yakıştı, güzel oldu. Formamızda da gayet mis. Keyifli olacaktır diye mis, düşünüyorum. Mis, gayet güzel. Umarım bunlarla güzel basketler atar. İnşallah. Sakatlıksız.
ayakkabına taş değmesin kardeşim diyelim. Abi. Gayet güzel yakıştılar. Ayakkabı daha iyi sponsorluğunda. Ayakkabı keşke da. Öyle olsa. Yanlış bilgi vermeyelim. Ben abi? Daha kendim inceleyemedim bunu. bize aldın Ankamol'dan getirdin otelimize kadar daha yok mu? Ya, yapabileceğimiz yani minimum şeyleri yaptık. İnşallah daha güzellerini de yaparız. Yapacağız. Çok keyifli yapacağız. Bir gün oldu. İnşallah tekrardan bekliyoruz. Sizler kesinlikle. De dediğim gibi mutlaka takip edin arkadaşlar. Abi bir kere beni boş ver. Beni takip edersiniz de abi bu adama artık bir like, bir paylaşım. Like tamam önemli de yorum atın, paylaşın. Evet. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kim size bu kadar güzel içerik yapıyor abi? Eyvallah. Ben eyvallah. Tanımıyorum daha. Bak ben Twitch'te hep izliyorum. Zaten beni Twitch'te takip edenler bilir. Eyvallah. Devamlı izliyoruz. Ayakkabı bakıyoruz. Bana soruyorlar diyorum ki mesela. Bana ayakkabı soruyorlar devamlı. Ben diyorum ben bilmem ayakkabı dahisi eyvallah. Kesin bilir. Onun videolarına bakın diyorum eyvallah. Mesela. Mutlaka o yüzden kardeşimi üzmeyin, takip edin. Evet. Bu emeklerin karşılığı emeklerin biraz karşılığı. İzlenme olması gerekiyor ki abi, motive evet. olalım. Böyle mi? Deyince de insanlar da ki ya işte böyle diyeceksiniz yap. Abi öyle bir şey yok diyeceğiz ki. Değil mi? İnsanlar da bunu hatırlayacaklar. Çünkü bazı insanlar unutabiliyor. Çok doğru. Böyle izliyor. Ha çok güzelmiş diyor geçiyor. Hayır çok basit bir tık. Aynen. Bir dokunuş. Doğru. Bir dokunuş bak hayatta çok büyük şeyler etkiler. Lütfen dokunun bize. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman Sebo'yu da oteline bırakmam gerekiyor arkadaşlar. Ben takım yemeği var. Evet. Ona gideyim. Evet, lazım güzel şeyler. Çalışıyoruz. Oldu. İnşallah güzel olacak her teşekkür şey. Teşekkür ediyoruz için. Bugün için. Ben kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Arkadaşlar evde devam ederiz o zaman. Bilmiyorum bir şey çeker miyim ama. Evet arkadaşlar. Bu arada üstümü beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Bu şortu hatırlarsanız. Outlet'ten 350 liraları falan almıştım. Bayağı hoşuma giden bir şort. Ayakkabıya da güzel oldu bence. Üstümde arkadaşlar H&M'den bu arada. Hatırlarsanız şu bebek poposu kesimi. Tatlı güzel oluyor. Hadi eve geçelim. Evet arkadaşlar eve geldim. Şu anda yemek hazırlıklarındayım. Sizlere de kapanışı çıkışı yapayım istedim. Çok güzel bir gün oldu. Sebo ile çok güzel takıldık. Vallahi özlemişim Sebo'yu kardeşimi. O da bugün maçı vardı. Yenilmişler. Üzüldüm biraz yenilmelerine. Yorgundu biraz zaten. İki tane güzel Kayra ayakkabısı aldı. İkisi de güzel ayağına yakıştı. Sohbet ettik, muhabbet ettik, kahve içtik falan. İnşallah ileride yani geleceği zamanlarda bir gün de eve davet etmek istiyorum. Uygun bir müsait vakit bulabilirsek. En kötü yine görüşürüz dışarılarda maçlarına gitmek istiyorum. Ve onun dışında Ankamol çok güzeldi. Ben de bir sonraki ay büyük bir alışveriş yapmak istiyordum. Onun için ne var ne yok onlara bakmak istedim. Ankamol yanıltmıyor gerçekten. Üst başlarda çok güzeldi ama tabii fiyatlar baya baya yükselmiş arkadaşlar. Biraz üzücü olan durum bu. Genel her şeyde olduğu gibi. Ama öncelik sırası yapıp 3-5 şeyler ayarlayacağız bakalım. Öyle keyifli bir gündü. Umarım sizlere de bir şeyler yakalayabilmişimdir. Genel itibariyle sohbet muhabbet üstüne olduğu için çok fazla görüntü çekemedim. Mağazalarda çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Bir Sebo vlogu da görmek ister misiniz? Onu da sorayım. Hani onun maçına gittiğim, maçta görüntüler çektiğim, böyle güzel yakalayabildiğim sahneler olur tahminim. Aklımda böyle bir şey var. Gelecek dönemlerde bunu da bekleyeyim bence. Nasıl olur? Onu da fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Ve çıkışımı yapmak istiyorum. Çok acıktım. Yemek oldu olacak. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük out. Yine benim harika tavuklarımdan birini yaptım. Burada közlenmiş biberli domates var ve şöyle görüyor musunuz? Of be! Harika bir bulgur pilavı var. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Görüşürüz. Dev bir kargo var bu arada arkadaşlar. Üstünde bir kargo daha var ama onu farklı bir videoda göstermek üzere size çok fazla göstermeyeceğim şimdi burada. Şimdi bu dev kargo nedir böyle görüyor musunuz büyüklüğünü? Farklı bir yine proje planı var arkadaşlar. Bir sürpriz daha doğrusu. İlerleyen zamanlarda da bunu görebilirsiniz. Hediye ürünleriyle alakalı bir gelişme olabilir. Farklı bir firmayla çalışacağım gibi duruyor. Bakalım şu anda bana örnekleri yolladılar. Boş örnekleri yolladılar. Onlara bakmak istiyorum. Onu hatta sizlerle birlikte açmak istiyorum. Böylelikle de biraz da haber vermek istedim yani. Farklı birçok ürün olduğunu söylediler. Kalitelerine de çok güvendiklerini söylediler. Bakalım. Bu arada ben de antrenman yapmıştım böyle. Direkt antrenman üstümde açayım istedim. Witness'lar, Titan, beyaz Titan böyle bir kendimce. Hazırda gaza gelmişken bu kargoyu açayım dedim. Aslında eşimi bekliyordum ama çocuk bir türlü uyumak bilmedi. Fazla daha bekletmemek için hemen şimdi açmak istiyorum. Yoksa bir türlü açamayacağım. Bir sürü
Paketlenmiş ürün. Bir sürü şey var burada ya. Beklediğimden daha uzun bir kargo açım bile olabilir. Hadi şimdi hızlı hızlı açalım bakalım. X-Large var. Fenomen etiketiyle. Bir de eşime göndermişler arkadaşlar. Small'lar da eşim için. Bir burada ne var? Kalınlığı falan hoş duruyor. Evet. Şöyle etiketleriyle. Evet, hoodie zamanı gelmişti. Şimdi bile sporda bile bir hoodie giymek istedim gerçekten. Bunlarla harika olacak. Kalınlığı falan Bershka'lara çok benziyor arkadaşlar. Bershka H&M kalitesinde duruyor. Bunun bedenine bakıyorum şu anda. %70 koton, %30 polyester varmış. İşim için göndermişler. Ne kadar tatlı değil mi? Arkadaşlar, tabii ki çıkabilecek ürünlerden bir tanesi de bardak. Görüyorsunuz bardak. Üstünde böyle AD olabilir, farklı farklı sneakerhead'lerle alakalı bilgiler olabilir. Burada ne varmış? Parodi. Sözlükten bir tane kelime şey yapılmış. Bir tane de siyah bardak. Bu da çok güzelmiş ya. Kaliteli ürünler gerçekten. Dediğim gibi bunlar tamamıyla baskısız. Ve hani kalitemizi görün, sizlere bir kargo gönderin dediler. Ben de tabii dedim, buyurun bakalım. Ondan sonra eğer hani bunlar hoşuma giderse, güzel farklı ürünlerle, üstünde benim logom olabilir, farklı farklı şeyler olabilir. Bunlarla piyasaya çıkmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bir sweatshirt var. Yine kalın, kışlık. Evet, hoş duruyor. Oversize tarzı. Medium. Medium bana bence dar gelecek gibi düşünüyorum ama yani mediumsa bana gönderilenler. Evet, bir tane yastığımız var. Gayet güzel. AD logolu bir yastık bence güzel olurdu zaten. Evet. Daha sweatshirt var. X small. Bu da eşime gönderilmiş. Evet, bir eşime bir bana güzel olmuş ama bana galiba medium göndermişler. Vücut ölçülerimi verdiğim zaman 1.83-1.95 dedim. Herhalde göbekte olduğunu düşündüler ama bunları ben içine girebileceğimi düşünmüyorum. Yani özellikle sweatlerin hemen şöyle bir deneyim istiyorum arkadaşlar. Bir bakalım nasıl olacak, en azından bir fikir olsun. Evet, ilk medium'u giydim. Biraz komik oldu böyle ellerden falan. Oldukça küçük. Ama üstü rahat geldi. Bir de belden aşırı kısa oldu arkadaşlar. Yani bana en azından bir large olabilirmiş. Ama onun dışında kalitesi, pofudikliği gerçekten yani bu H&M'lerden, Bershka'lardan hiç aşağı kalır şekilde değil. Hoşuma gitti gerçekten. Kalitesi çok güzel. Zaten benim burada görmek istediğim şey kalitesiydi ama medium. Yani bunu da eşim giyer. Biraz daha oversize olur ona. Bu da medium arkadaşlar. Evet. Bunu bir daha üstüme giymeyeceğim. Kulaklığı ve kalitesi cidden çok hoş. Hemen bir tane de tişörtü deneyeyim bakalım nasıl olacak. Çok iyi oldu gerçekten. Tişörte bayıldım. Tişört de tam üstüm gönderilmiş. X-Large gönderilmiş. Yumuşaklığı falan. Cidden çok hoşuma gitti. Şey de çok hoş arkadaşlar, direkt düşünün, terli üstümle giydim. Hoodie'yi en ufak bir tüy bırakmadı. Daha önceki deneyimlerimde cidden tüy bırakan, 3-4 defa yıkamama rağmen tüy bırakan şeyler olmuştu. Bunda tüy bile bırakmadılar. Çok kaliteli, çok güzel ürünlermiş ya. Bunlar kendi üretimleri, direkt Türkiye'de üretiliyor. Ve dediler yani, siz dediler emin olacaksınız bizim kalitemizden. Short. Bayıldım. Hoodie'ye de bayıldım da o tam üstüm olmadığı için o tam keyfi alamamıştım. Dediğim gibi yakında görüyor olacaksınız muhtemelen. Şu an böyle ön bir kargo açımını yapmak istedim sadece. Tişört müşört harika. Şurada şöyle güzel bir AD logosu olsa nasıl olur? Beyazı meyazı da olsa. Arkadaşlar kalitesini cidden çok beğendim. Böyle kalın kalın ama bir o kadar da akıcı. Yani polyester ve pamuğun güzel bir kullanımı olmuş. Harika, mutlu oldum. Gece gece zaten spor yapmıştım böyle enerjiktim. Üstüne bir de güzel bir kargo açımı. Kupalar, yastıklar. Evet, çok güzel. Biraz toplantı zamanı. Ben haber vereyim ürünleri açtığımı. Şimdi zaten tam onu sormuşlar. Bu kadar olur. Tam oradan mesaj gelmiş. Tahmin ettim, dün de mesaj atmışlardı. Dün gelmişti kargo, ben ancak bugün açabildim. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Böyle bir ekleme oldu. Sebo kardeşimle gezdiğim günün arkasına. Çok güzel ya. Evet, güzel haberlerle karşınızda olacağım. Desteklerinizi rica ediyorum. Bekliyorum şu sıralar. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.